Bazı hastalıktan gitmiş arıların. Siyah petekler mesela, bunları topluyorum. Bir yere yığıyor, ondan sonra işte bu gördüğünüz gibi su kaynar halde olması lazım. Bu çıtayla beraber kaynatıyorum ben. Ateşin içine bu yok kardeş. Hem hastalık kalmıyor kaynadığı zaman. Evet. Ama bayağı kaynaması lazım yani. Şimdi birdenbire hemen anında olmaz. Bu mikroplar ölmez yani. Bu siyah petekleri kardeş. Siyah petekler, hasta olanların mesela petekleri. Böyle kaynatıyorum. Evet. Hem mikroplardan gidiyor. Bayağı kaynaması lazım. Kaynamadığı zaman mesela bazı yerlerinde güve düşmüş, güve buralarda. Yeterli. Burada da tel hesabı ediyor. Bak. Bak, burada da tel hesabı ediyor. Şimdi bu kaynadı, mikropların döldü kardeş. Evet. Çıtalar şey gibi oldu. Onu şimdi buraya atarım. Kalmasın diye bunları şey yapıyorum. Gene yeri araya atsam atılır şu. Doğru. Ama atmıyorum hasta diye. Şimdi ben bunu da bu şekilde yaptım da. Hı hı. Bu şekilde yaptım. Çöktüğün zaman yani şu şekilde dabanda kalıyor. Dabanda su oldun mu? Evet. Daha çabuk erisin diye yapıyorum yani. Bak de bak, arılar geliyor da arılar bunun içine düşmüyor zaten. Tam 4 tane şey diyor. 5 desem bile zorlanıyor. Ya aslında bu kesilip yapılması lazım kardeş. Ama kesmek çok zor. Bayağı uğraşı gerektiriyor yani. Diyelim bir çıtadan mikroplandığı düşün. Ama çıtayı da ben kaynatıyorum şimdi. Mikroplandığı kalmıyor yani. Evet. Çıtalarımızı kaynattık. Son aşamaya geldik. Kazanımız da doldu. Dolduğu zaman fazla koyamazsın zaten. Evet. Bak şu an tertemiz oldu, görüyor musun? Evet. Hiçbir mikroplandığı kalmadı. Sıra geldi şimdi. Bunu sıkmamıza. Kendim yaptım bu kadar. Bu zamana kadar yapmadık ama işimizi görüyor. Öyle modern olmasa da
Elde sıkma akımı değil. Elde sıkardık yarısı içinde kalırdı ama şimdi o kadar kalmıyor. Yani yüzde ikilik gibi şetbeli ancak kalmıyor. Yani. Ben altına tek başına şey. Yani iki kişinin uğraşmasına gerek yok. Kimseye yavlar mıyım yani? Evet. Şimdi bazıları diyor bunu daha büyük niye yapmadın? Şimdi bunu çok koyduğum zaman şu kepçeden 3-4 kepçe fazla koyarsam bunu sıkmak zor oluyor. Hı hı. Mutlaka içinde mum var ama şimdi az olduğundan bak da hiç. Ama yine de kalıyor da mecbur o darlıkta oluyor zaten. Geçse de fazla gelmez bu. Ha şimdi altında suyu var ya kalan. Evet. Ben kalan tam üstünü posasını kurmaya başlıyorum bak. İki kepçe fazla koyduğun zaman içinde mum kalıyor. Vedal mı İbo'şu? Öyle kardeş abi. Ha. Öğretmezsen olur mu? Yalnız İbo, o da bunu yapacak yakında Allah izin verirse. O da büyük harcı ha. Ufak harcı değil, ben sana söyleyeyim. Evet. Bunda böyle kıvır yok bak, böyle şöyle kıvır yok. Evet. En son şuraya koyduğun zaman yalnız ben bir de şuraya çıta vurdum. Hı-hı. Bak kaymasın diye. Evet. Bunu evet, koyduğun zaman kaymıyor. Sıkıştırsın diye. He. Ha. Pusalarda topluyok. Evet. Altına tekrar atıyorum. Yap yok yani artık. Hı hı. Kardeş deştimiz doldu. Evet. Şöyle 4-5 saat sonra bu hale geldi bak. Hı. Görüyorsun değil mi? Evet. Ha bu hale geldi. Ben bunu ne yapıyorum şimdi? Nasıl öte dur kardeş. Ben şöyle İşte mumumuz bak. Oo. Yalnız bununla iş bitmiyor. Şimdi bu altında posası var bunun. Bıçak mı lan? Şu altında posayı görüyor musun? Evet. Bunu bak şöyle sıyırıyorum ben. Bak. Götüreceğiz bunu. Petek basan yerler var. Evet. İmamoğlu'nda var mesela. Evet. Kozan İmamoğlu'nda. Ve hı, güzel de petek var bak. Katkısı az. Hı hı. Ölçülmüş o petek. Neredeyse %0 katkı çıkmış. %0. Hekiman mı diyor? Ne diyor? Hekiman. Hekiman petek. Kozan İmamoğlu'nda kardeş. Tamam abi. Şimdi bazılar buna hile yapıyor. Hı hı. Fabrikalar hile yapıyor. Arıcılar yapamaz da. Bunun içine bir jetle katıyorlar. Ne katıyorlar ben de bilmiyorum. Anladım. Parafin diyorlar işte. He.
Tamam. Adam katıyor, %25 katıyor, %50 katan var. %50 kattım arı işlemiyor bunu. Ve kokuladığın zaman da böyle belli zaten. Yaktıkları mum gibi kokuyor kardeş. Evet. Bunu arılar kabartıyor. Arılar kendi yapıyor. Sadece gözeler. Bunu eğer iri göz olursa burayı yumurtladıkları şey hep irigar olur. Ama bu şimdi normal işçi arısı gözesi. Bunu atıyor arı buna göre işliyor. Evet. Kabartıyor bunu bu kadar şöyle yaklaşık 1,5 santim falan. 1,5 santim de öbür tarafı. 3 santim. He. Zaten normalde çıta 3,5 santim zaten. Anladım. Bir de kendinin dolaşma şeyi var tabii. Böyle oluyor. Ama bu sterilize edilmiş. Anladım. Fabrikasyon ya. Fabrikasyon makinesi var bunun. Öyle güzel de, otomatik makinesi var. Anladım. Orada bu mum tekrar eritiliyor, kaynıyor. 24 saat dinleniyor. İçindeki mikroplardan arınıyor. Arınmadan hayatta arıya yetmez. Kapkara olur bu yasa. Yok. Süzülüyor özel yerlerde.